Fatma Hocam, az önce konuşmanızın arasında şikayetler olduğu zaman gelsin dediniz. Peki, kişi hangi şikayetlerle karşılaştığı zaman hekime gelmeli? Şimdi özellikle biz alerji yaparken de ben hep bunu vurgularım. Yani kemoterapiyle ilgili bir alerji. Şimdi normalde tedaviye başladı hasta ünitede, kemoterapi ünitesinde. İnsanlar genellikle hayatı boyunca boş bir serum almıştır ve boş serum alırken genelde hiçbir şikayetleri olmaz ki insanların. Ne gibi? Çarpıntısı, nefes darlığı, sırt ağrısı, elde kaşıntı, yüzde kızarma gibi. Ne zaman ki bunlardan farklı bir, yani bunlardan biri, yani normal sağlıklı duruştan farklı bir şikayet hissetmeye başlarsanız hemen hemşirelere düğmeye basın diyoruz. Çünkü burada artık bir şeyler alarm ediyor. Yani ben alerjik reaksiyon başlıyorum diyor. Vücutta da normal zamanda da öyle. Yani normal sağlıklı kişinin şiddetli işte bel ağrısı, sırt ağrısı, karın ağrısı, ishali, makattan kanlı gayta gelmesi, vajinadan işte menopoz sonrası kanamaların gelmesi, ağızdan kan gelmesi, durmayan bitmeyen öksürükler, balgamlar ya da bir tarafında ani tutmama gibi pek çok semptom ve şikayet vardır tıp literatüründe. İnsanlar normal sağlıklı iken normal sağlıklı durumunu bozan bu tarz şikayetlerden birinin ortaya çıkması, bunun belli bir süre içerisinde geçmemesi, 2 gün, 3 gün, 5 gün gibi durumların hepsinde de kişiler doktora başvurmalı. Bunlar illa her zaman kanser belirtisi olmak zorunda değil. Ama başka bir ciddi hastalığın belirtisi olabilir. Bu nedenle de normalden farklı hissettiği ve bu bir türlü çözemediği ya da gitmeyen ağrılar, kilo kayıpları, ishaller, cilt lezyonları, yutma güçlükleri, mide ağrıları gibi her türlü şikayette mutlaka bir hekim başvurusunda bulunması gerekir. Yani vücut sinyal veriyor. Vücut sinyal veriyor. Yani sigorta atıyor. Diyor ki bir şeyler yolunda gitmiyor diyor. O bir şeyler yolunda gitmeme demek şikayet demek. Biz hep tıpta şey deriz, ağrı aslında bir sigortadır. Bir şeylerin yanlış gittiğini gösterir. Bir göstergedir. Yani şartel atmaya başlar. O zaman der ki bir yardım talebinde bulun der kişiye. Onun için de mutlaka hekime giderek o yardım talebinde bulunması gerekir. Ve kanser hastalığının da erken teşhisi, erken tanıda tedavisi gerçekleşebiliyor. Tabii ki. Yani erken teşhis, erken tedaviyle pek çok kanserde artık tam yanıtlar, normal hayat süreleri elde edilebiliyor. Hatta ileri evde kanserlerde bile artık önemli bir kısmında, tamamında demeyelim ama tam şifa elde edebildiğimiz hastalar var. Çok uzun sağ kalım elde edebildiğimiz hastalar, tabii ki edemediğimiz hastalar da var ama önemli bir kısmına da yardımcı olabildiğimizi biliyoruz. Başta meme kanseri olmak üzere, bağırsak kanseri olmak üzere, akciğer kanseri olmak üzere, prostat kanseri olmak üzere pek çok kanserde artık tedaviler bir 30 yıl öncesine göre çok daha farklı, evet, çok daha yüz güldürücü sonuçlar elde ediyoruz. Tabii ki her şey %100 değil ama yüzde olarak verirsek yani önceye göre çok daha %30'ların üzerinde, %40'ların üzerinde çok daha iyi bir yolda. Evde 4 hastalarda bile alternatiflerimiz var, seçeneklerimiz var diyebiliriz.